Onun gölge-i ubudiyetinde nefsimizde her şey bir şey. Her şeyi bir şey yapacağız. Unutma. Her şeyi bir şey yapacağız ancak burada mümkündür. Burada enfüsü taşınırsan bir şey her şey oluyor. Yani vahid ve ahad isimlerinin tecelli azami ile aynı darlık. Aynı darlığı bileceksin. Vahid ve ahad isimlerinin tecelli azami ile aynı darlığı bilmek, hadsiz nuraniyetle aynı darlık etmek, bütün şeceri hilkatte tek bir mevcut aynı ekber suretinde getiren aynı darlık. Kainatta tek bir şey var, insan-ı ekber. Bu 11. sefada şu anlarda anlatıyor. İsrafil misal, aynı misal diyor. Tek şey, tek bir şey, başka hiçbir şey yok. İnsan-ı ekber var. İnsan-ı ekber benim. Bendeki her bir hücre var ya, 200 trilyona yakın hücre var. Her bir hücre ve hücredeki DNA'da da kendi kendisi var değil mi? Her bir hücrede de bütünsel var. Şeceri, büyük insan ekber benim. Ama şu anda bulunan ben bir hücreyim. O bütünün içinde böyle. İşte derdimiz o noktayı cihan yap. Ve cihana hakim ol. Kimisi tırnak hücresi Yusuf'un, kimisi kafada bir hücre, kimisi kalpte bir hücre. Usta da diyor ki, azay esası gibiyiz diyor, şahsi manevi işte bu bütünseldir. Böbrekteki dağarıcılığı hepsi var. Tamam, derdimiz bir murat. İnsan ekber kendini kabul et, 100-200 trilyona yakın hücre var, her hücrede de DNA'da ben yok muyum? Var, ha. O her hücre şu anda benim, şu anda, ama o hücrelerden yapılan büyük şey ise şeceri hilkat. Bütün alemi bir nokta yap, ene ve zerre. Zerre bu nokta, ene bu elif. Elif. Ha? O nokta olmak. Bütün alemi orada var olduğunu bil, tefekkürünü öyle yap. O DNA'da var. O bildiğince ne oluyorsun? Bütün aleme hakim oluyorsun. Alemin içindeyken. O kadar anlatabiliyorum, bilmiyorum. Becerebilseydim daha iyi olurdu ama bu kadar yapmıyorum.